efendim bizler geldik. Sizler de gelip hazırsanız ekranlarınızın karşısında çok güzel bir programa hemen Bismillah diyerek başlıyoruz. Bir kitapla geldiysem kendim çok mutluyumdur öncelikle. Bunu hemen bir söylemek istiyorum. Hem içeriği hem de dışı güzel. Bir bakın kitabın güzelliğine. Tarihin Tanığı Sille kitabı var elimde. Az çok anlamışsınızdır. Sille'yi konuşacağız efendim. Son 3-4 yılın Konya'da, hele ki yaz gecelerinde en popüler, en ferah, en böyle merak edilen gezi alanı. Yani orada ne yapıyorsunuz? Geziyorsunuz aynı zamanda da yeni sokaklar keşfediyorsunuz, yeni yollar keşfediyorsunuz. O gizemini yavaş yavaş sanki çözmeye başladık Sille'nin. Bir de baraj parkı yapıldı oraya. Yetkililerin de Sille bölgesine dokunuşları fark ettiriyor illaki. Halka ulaşımı, oradaki zenginliğin ön plana çıkarılması. Ama bana göre daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Doğru mudur hocam Sille ile alakalı, Sille'yi keşfetmekle alakalı? Öncelikle Kanal 42 televizyonunun izleyicilerini, değerli izleyicilerini saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hı hı. Size de özellikle teşekkür ediyorum. Sille'yi gündeme getirdiğiniz için, beni buraya davet edip konuşma imkanı verdiğiniz için. Sille'nin ben geleceğini bu anlamda çok parlak görüyorum. Hı hı. Çok ümitliyim. İleride özellikle Türkiye'nin adından çokça söz edilecek bir turizm alanı, turizm beldesi olacağına inanıyorum. Hı hı. Ve gelişmeler de zaten sizin başta ifade ettiğiniz gibi bunu teyit ediyor. Özellikle 2002 yılında başlayan restorasyonlar, ilkin Sille İlkokulu, yani şu anda Sille Müzesi olan binayla başlamıştı. Buradan Profesör Doktor Adem Esen Bey, belediye başkanıydı o dönemde, evet. Anmak istiyorum. Çünkü o başlatmıştı bu restorasyon hamlesini. Daha sonra tabii Uğur İbrahim Bey'le ve Ahmet Bey'le, yeni başkanımızla bu süreç devam ediyor. Bu anlamda ben Sille adına çok ümitliyim. Dediğim gibi zaten daha yolun başındayızdır değil mi? Sille'yi kesinlikle keşfetme konusunda. Yani kesinlikle. Gördüklerimiz bizi mutlu ediyor. Aa ne güzelmiş diyoruz. Aa ne farklıymış diyoruz ama dediğim gibi benim kanaatimce daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Tarihin Tanığı Sille kitabı da yeni. Şöyle birkaç aylık bir kitap. Ahmet Kuş hocamıza ait. Kendisinin bizzat yazıp, derleyip hazırladığı bir kitap oldu. Kitap demek de değil aslında. Ansiklopedi gibi. Hani fotoğraflarıyla, içindeki bilgileriyle bu kitapta Konya'nın yazarlarından ortaya çıkmış bir eser oldu. Hem kitabı konuşacağız hem de Sille'yi konuşacağız. İkisini birlikte götüreceğiz. Ama ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Ahmet Kuş hocamız Konya ile ilgili çok araştırmaları var, çok yazıları var, kitapları var, hatta fotoğrafları var ama Sille merakı nereden geliyordu? Yoksa bu bir gereklilik miydi? Bunu sormak istiyorum öncelikle hocam size. Yani Sille'yi ayrıyeten ben Sille ile ilgili bir kitap yapacağım, yazacağım mı dediniz? Yoksa bir gereklilik olarak hasıl mı oldu? Şimdi Rümeysa Hanım, benim Konya özel ilgi alan. Ben meslekten iktisatçıyım, işletmeciyim ama sanata, edebiyata, tarihe, yerel kültüre, yerel tarihe özel bir ilgim var. Silleli, hı hı, değilim, baştan söyleyeyim. Hı hı. Ama çok büyük bir sevgim var Sille'ye karşı. Hı hı. O nedenle dedim ki defalarca gidiyoruz, geziyoruz. Sizin de dediğiniz gibi nefes alabileceğimiz, yani hoşça vakit geçirebileceğimiz bir mahallemizin böyle bir kitabının olmasını arzu ettim. Aslında 1998'de Hasan Özender hocamız, buradan onu da hürmetle ve saygıyla yad ediyorum. Allah uzun ömür versin. Amin. Bir Sille kitabı hazırlamıştı 98 yılında. O kitapta da Sille'nin edebiyatı, kültürü, sanatı, folkloru, el sanatları, yani Sille ile alakalı aklınıza ne gelirse her şeyi Hasan Bey o kitaba dahil etmişti. Ben onu örnek alarak bilgiler daha da güncel olsun diye böyle bir kitap yayınlama gereği hissettim. Daha doğrusu ihtiyacı hissettim. Tabii Selçuklu Belediyesi de katkıda bulundu. Kitabımızı yayınlamak konusunda bize yardımcı oldu. Hı hı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Ki böyle bir esere zaten mutlaka destek olunurdu diye düşünüyorum. Hocam kitaba döneceğiz. Hani hem kitaptan bahsetmek istiyorum hem de
Sille'yi az çok biliyoruz Konyalılar olarak veya işte gelip görmüş olanlar ve Konya dışından bizi izleyenler varsa onlar da muhtemelen biz gördük diyorlardır. Bana göre Sille'nin Konyalılar için farkı şöyle bir şey. Konya'nın her yerinde güzel mesine alanları var. Gezip görebileceğiniz mekanlar var. Kafanızı dağıtacağınız yerler var. Ama Sille'ye bir gidiyorsunuz, o bildiğiniz, tanıdığınız binalar yok. Farklı binalar var. Yani ahenk değişiyor. Ambiyans değişiyor. Aurası değişiyor ortamın. Burada işte klasik günümüz toplumunda nereye gidersiniz? Kafelere gidersiniz. Yazın çay bahçelerine gidersiniz. Piknik alanlarına gidersiniz. Ama Sille'nin o uzun yolunu bitirdikten sonra, sola doğru kıvrıldıktan sonra Sille sizi karşılamaya başladığı an silüetiyle içinizde bir kıpırtı mutlaka oluşur. Her seferinde oluyor. Niye? Ahenk değişiyor. Bildiğimiz kat 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 binalar yok. Bildiğimiz sokaklar yok. Taşlı yollar var. At arabaları var. Yüksek dağlar var bir tarafınızda. Onların içinde gizli mağaralar var. Ahengi farklı olunca atmosfer bize daha farklı geliyor zannedersem. Peki hocam, Ermeniler mi yaşıyordu? Bu Sille'nin tarihine bir gidelim. Orada kimler yaşıyordu? Ermeniler mi vardı orada? Sille'de Ermeniler yoktu. Sille'de yaşayan halk bir gayrimüslim kesim vardı. Bir de Müslüman olan Türkler vardı. Tabii farklı görüşler olmasına rağmen buradaki halkın, yani Türklerden önceki halkın, Müslüman Türklerden Hristiyan olan Türkler olduğunu düşünüyoruz biz. Ve zaten kabul gören görüş de bu yönde. Bizans döneminde burası bir köydü. Nüfus fazla değildi, küçük bir yerdi. Ama Bizans sınırında olduğu için Bizanslılar buraya Hristiyan Türkleri yerleştirmişlerdi. Yani hiçbir zaman burada yaşayanlar Ermeni değildi ve Helen kültürüne de, Helen ırkına da mensup kişiler değildi. Buradakiler Hristiyan olan Türklerdi. Ve daha sonra Osmanlı döneminde daha çok Müslüman Türkler yerleştirildi. Selçuk döneminde fethten sonra. Tabii Osmanlı'da daha da arttı bu. Ve Sille bir köylük köy olmaktan Nahiyeli'ye doğru büyüyerek, nüfusu artarak devam etti. Bu nüfus artışı beraberinde ticarette de bir hareketlendirmeyi getirdi. Ve bu iki halk arasında dini farklı olmasına rağmen müthiş bir hoşgörü ve anlaşma, yani birlikte yaşama pratiği vardı. Yani 1923 yılına kadar huzurlu bir şekilde buradaki iki halk yaşadı. Yaşamını devam ettirdi. Sille'nin nüfus açısından en parlak olduğu dönem 19. yüzyıl. 18 ve 19. yüzyıl. Zaten 19. yüzyılda, yani 1800'lü yıllarda mimari yapılar, işte anıt yapılar, camiler yapılmaya başlandı. Daha doğrusu hamamlar, işte köprüler, çeşmeler. Yani nüfus da tabii fazla olunca ticari bir hareketlilik de vardı. Yani Sille kendisine 60 köyün bağlı olduğu bir büyük bir nahiyeydi. Belediyeliği vardı yani hocam, değil mi? Evet, yani bugünkü anlamda belediyelik diyebiliriz. Zaten bu büyüme devam etti. 1960 yılına kadar Sille bir belediyelikti. 1960 ihtilalinde ihtilal yönetimi bir karar alarak Sille ile birlikte Anadolu'daki birçok bu tür yerleşimin belediyelerini kaldırarak köy statüsüne düşürdü. Daha sonra zaten 1989'a gelindiğinde Konya 3 merkez ilçeye ayrıldı, bildiğiniz gibi. Sille de Selçuklu ilçesine bağlı bir mahalleye dönüştürüldü. Ama o dönemde iki ayrı mahalle vardı. Bir tanesi Sille'deki bu mahallelerden Subaşı Mahallesi, yani Aya Eleni Kilisesi'nin bulunduğu bölgedeki mahalle. Diğeri de girişteki Ak Mahalle. Yani Osmanlı döneminde Müslümanların yoğun olarak yaşadığı mahalleye Ak Mahalle diyoruz biz. Subaşı da kilise etrafında sivil mimarinin oluştuğu ve Hristiyan Türklerin yaşadığı bölgeydi. Mahallelerden de o ayrımı aslında bugün gözlemleyebiliriz yani hocam. Ak Mahalle, yani Sille Ak Mahalle dediğimiz bölge
Müslüman halkın olduğu evet, bölge. Evet. Kilise bölgesinin olduğu bölge. Orada da Hristiyanlar yaşıyordu. Şimdi şu andaki statüsü tek Sille Mahallesi diye Selçuklu ilçemize bağlı bir mahalle. Hı hı. Tabii sürekli göç veriyor. Nüfusu azalıyor Sille'nin. Bunda da ticari alanların artışının önemli bir etkisi var. Nüfusu yaklaşık olarak 1400 civarında. Şu anda Sille'de 1400 kişi yaşıyor. Ama bunların ancak 20-25 tanesi Silleli, Sille kökenli aileler. Bunun haricindekiler başka illerden, ilçelerden, Tepeköy, işte Sulutas, Tatköy gibi yakın köylerden göçen aileler oluşturuyor ki burada yani homojen bir kültürden, Sille kültüründen artık bahsetmek mümkün değil. Silleliler şimdi çoğunluğu şehir merkezinde, Konya'da ve başka vilayetlerde yaşıyorlar. Ama tabii Sille farklı bir yöne doğru evriliyor ki bu da turizmle bağdaştırıyoruz. Aynen. Geleceğe turizme bağlı. Bir Şirince gibi olur mu hocam sizce? Yok, Şirince olmaz gibi mı? Olmaz. Ama Şirince'den farklı olarak Sille'nin daha başka bir özelliği benzetmek var. Benzetmek mi hoşunuza gitmiyor burada? Yok. Yani Şirince gibi. Yani burada benim onaylamadığınız burada ne oldu? Onu benim kanaatim Şirince gibi olmaz. Daha mı çünkü, güzel olur? Çünkü Sille'nin farklı bir yapısı var. Hı hı. Özel bir durumu var. Şu anda Sille'de 7 tane cami var. Ve bu 7 cami 2000'li yılların başında 2004 yılında Karataş Camii ile birlikte başlayan restorasyon süreciyle en son işte Subaşı Camii ahşap güzel bir minaresi var. O da Subaşı Mahallesi'nde. Yani 7 caminin de tamamı Selçuklu Belediyesi tarafından restore edildi. Bir tanesi hariç ibadete açık. 4 tane de kilise var. Bu kiliselerden Aya İleni müzeye dönüştürüldü ki restorasyondan önce çok kötüydü. Selçuklu Belediyesi restorasyon kararı aldı ve şu anda müze olarak gezebiliyorsunuz. Bir tanesi bu kiliselerden yukarı mezarlık, yani Aya İleni'nin yukarı tarafında, batı tarafında yer alan tepenin üzerinde zaman müzesi olarak kullanılıyor şu anda. Bu da küçük bir kilise. Bizans döneminden kalma yine. Diğer iki kilise de şeyde, kaya kiliseleri. Onlar da 10. ya da 11. yüzyılda yapılmış. Aya İleni onlara göre daha eski. Aya İleni derken, Aya İleni'nin de ben size hikayesini anlatıvereyim. Çünkü dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bunu merak ederler. Sille denildiği zaman akla gelen yapılardan biri Aya İleni Kilisesi'dir. Bunun sebebi Bizans İmparatoru'nun annesi Helena, yani biz Eleni diyoruz ama Helena, Konstantin'in annesi, Kudüs'e haç yolculuğu için gidiyor. Tabi Sille'de haç yolu üzerinde yer alan yerleşim yerlerinden birisi. Yolu Sille'ye de düşüyor. Bakıyor ki burada Hristiyanlar var. Bu dediğim olay 423 yılında oluyor. Hali evet, o 327 yılında oluyor. Hı. Pardon, 4. yüzyılda. Tamam. 327 yılında, düzeltelim, yanlış bilgi vermeyelim. Diyor ki burada Hristiyanlar yaşıyor. Burada bir kilise yaptırayım diyor. Kilise emrini ve ilk temel atma törenine de katılıyor. Daha sonra Kudüs'e devam ediyor. Tabii bu süreçte kilise yapılıyor, açılıyor. Ve oradaki Hristiyan halk da burada ibadet ediyor. O dönemde cami yok burada. Ama 4. kiliseyi de söyleyip manastıra geçmemiz gerekiyor. Onu da ifade edelim. Bir de çok önemli bir yapı var. Ak Manastır. Kilisenin bir tanesi de yine Aya İleni'nin batı tarafında kayalar içerisinde oyulmuş vaziyette Hızır İlyas Kilisesi bu da. Öyle biliniyor halk arasında. Şu anda ikisi de atıl bir şekilde duruyor. Ama acilen tedbir alınıp buraların turizme kazandırılması gerekir. Manastır en azından, demişsiniz hocam. Manastır, Ak Manastır belki siz de duymuşsunuzdur. Çok önemli bir yapı.
Şu anda mühimmat deposu olarak, yani askeri alanda kalıyor. Sille'nin ne tarafında? Güney tarafına düşüyor. Dağların arkasında. Ama Akmanastır'ın özelliği, Hazreti Mevlana'nın da burada menkıbeleri var. Mevlana ile ilgili menkıbeler var. Mevlevilerce de çok mukaddes, kutsal kabul edilen bir yer. Daha doğrusu menkıbelerden anladığımız kadarıyla Ahmet Eflaki'nin anlattığı, naklettiği, daha doğrusu kitabında yer alan Akmanastır. Bir iyi yönü var ki turizme kazandırılacak. Aa. Yani Milli Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalandı 2018 yılında. Oradaki mühimmat deposu taşınacak ve burası turizm amaçlı olarak kullanılacak ki erken Hristiyanlık döneminin en önemli, İç Anadolu'daki en önemli, yani Ürgüp ve Göreme'dekiler hariç en önemli yapılarından biri Sille'deki Akmanastır'dır. Ortaya çıkmış İşte Şirince olacak. Böyle bir şeyi yok yani Şirince. Şirince'den ayırdığımız kısmı burası. Erken Sille'yi. Hristiyanlık döneminin en önemli yapılarından iki tanesi Sille'de bulunuyor. Sille'nin farkı bu. Ve Sille müthiş bir pratiği ortaya koymuş. Osmanlı döneminde ticarette adı geçen bir yer. Özellikle 18 ve 19. yüzyıl. Ne zaman ki tren yolu Konya'ya geliyor 1895'te, Sille'de göç vererek kan kaybetmeye başlıyor ve küçük bir köy haline dönüşüyor. Hocam, kan kaybediyor diye tabir ettik, küçülüyor dedik ama bana göre 327 yıllarından bahsederek geldik bugüne kadar. Hani aradaki zaman farkını siz düşünün. Tüm bunlara rağmen ciddi bir kendisini korumayı bilmiş, kendi gizemini saklamayı bilmiş bana göre Sille. Bu nasıl olmuş sizce? Şimdi bu korumayla alakalı da burada yaşayan insanlar çok sanatkar. Sanata düşkün. El sanatları gelişmiş, zanaatlar gelişmiş. Yani öyle ki Sille Çarşısı'nın büyükçe ve yani yüzün üzerinde dükkanının, daha fazla sayıda söylüyorlar da temkinli olarak söyleyecek olursak, büyükçe bir çarşısının olduğu, içerisinde işte canlı bir hayatın olduğu ve sanatkar insanlar yaşıyor. İşte taşçılık, Sille taşı, kent taşı, malum biliyorsunuz çömlekçilik, ki Konya'daki en önemli çömlek atölyeleri Sille'deydi ve ustaları da buradaydı. Bu ustalar Sille'de nüfus azaldığı zaman Ege'ye, Ankara'ya ve diğer şehirlere çalışmaya, çömlekçilik yapmaya gidiyorlardı. Yine halıcılık, gülcülük, Sille'de bir zaman yapılan mesleklerdi. Yani sanatkar insanlar, zanaata düşkün insanlar olduğu için Silleliler bu yapıları, tarihi eserleri, mimari yapıları korudular. Ama sivil mimari için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani burada gerçekçi olmamız lazım ki nüfusun azalmasıyla birlikte evler bir bir yıkıldı. İşte malzemesi başka tarafta kullanıldı. Veya gayrimüslimler Sille'yi terk ettikten sonra bakımsızlıktan buradaki evler yıkıldı. Eski fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla 1900'lerde, 1890'lı yılların sonunda çekilen fotoğraflarda Rümeysa Hanım, Karataş Tepesi ve onun karşısındaki güneydeki tepeler de evlerle dolu. Yani güneydeki tepe, o işte oyma kaya kiliselerinin, kaya evlerinin, kaya mekanlarının olduğu yerdeki tepe üzerindeki yamaçtaki evler gayrimüslimler. Haliyle onlar terk edince bakımsızlıktan evler yıkılıyor, çeşmeler yıkılıyor, viran oluyor ve günümüzdeki halini alıyor ama bu evlerin temelleri duruyor. Diğer taraftan Karataş Tepesi'nde yaşayan insanlar da Müslüman Türklerdi. Bunların evleri de göç ettikten sonra yıkılıyor ve şu anda sadece Karataş Tepesi'nde Karataş Camii bulunuyor. Yalnız bir şekilde Sille'de ibadete kapalı olan tek cami orasıdır. Diğer altı camide sevindirici bir durum ki vakit namazları kılmıyor. Hocam, Sille'ye gitsek, bu edindiğimiz bilgilerin belli bir kısmıyla Sille'ye bakacak olursak, yani önceden "oh ya, ferah bir yere geldik, ne güzel, şurada çayımızı yudumluyoruz" diyorduk ama biraz daha Konya turizmine faydası olduğuna inandığımız Sille'yi de biraz bilinçli bir şekilde fark etmek, bilinçli bir şekilde gözlemlemek gerekiyorsa eğer,
Sille'ye gidiş yolu illaki şey belli, yani şehir merkezinden zaten gidiş yolunuz belli. Belli bir yere kadar dümdüz gideceksiniz, sonra sola kıvrılacaksınız, az önce de anlatmaya çalıştığım gibi. Sille sizi karşılamaya başlayacak. Hangi konumdan sonra hangi bölgeye bakalım da böyle biraz daha bilinçli bir şekilde gözlemlemiş olursak nasıl anlatırsınız? Yani bir turist geldiği zaman nasıl gezer, nasıl nereleri görür mü? Biz nasıl anlatalım? Şimdi o zaman Sille'ye... Sille'ye götürdük. İşte burası Sille demek var. Bak burası işte kaya kiliseleri. İşte burası böyle, buradaki evler böyle deyip nasıl gezdirmemiz? Orada bize bir rota çizebilir misiniz? Nerelere gidelim? Şimdi Sille'ye ilk giriş yerimiz Ak Mahalle. Hı hı. Sol tarafta Sille'nin en eski mezarlığı yer alıyor. Doğru. Yolun sol tarafında. Hı hı. Bu mezarlık içerisinde Sille'nin çok önemli insanları yatıyor. Bunlar kimler? Halk şairleri, ozanlar, musiki şinas insanlar, alimler. Yine sanatçılar var hocam, alimler, değil mi? Alimler var. Ve sağ tarafta mezarlığın karşısında 1800'lü yıllarda, 1846 ya da 1800'lü yılların ortasında Sille Medresesi vardı. Ne yazık ki Sille Medresesi günümüze ulaşmadı. Mezarlığın hemen karşısında. Hemen karşısında şu anda çocuk bahçesi, kafeler bulunan alanda. Hı hı. Oradan girdiğimiz zaman solda da bir hamam var. Dikkatimizi çeker. Bu hamam Müslüman mahallesinde olduğu için Müslümanlar tarafından kullanılıyordu. Hacı Ali Ağa Hamamı. Hı hı. Ve bu hamam hem erkekler için hem kadınlar içindi. Şu anda el sanatları satış yapılan bir özel işletme kullanıyor. Restore edildi. Çok güzel. Sağda yine devam edersek Ak Camii var. Hı hı. Ak Camii Sille için çok önemli. Neden? En eski ve en büyük camisi Sille'nin. Hı. Ha, orayı geziyoruz ilk önce. Yine bütün Sille camileri olduğu gibi ahşap tavanlı, ahşap işlemeleri olan mihrabı, minberi son derece güzel bir işçilikle yapılmış bir cami. Ve Sille'nin en büyük ve en eski camisi. Ak 1802. Cami. Evet. Hı. Yapılış Sille'nin tarihi. Sille'nin en eski ve en büyük camisi. Evet. Bunu bilelim ki bu bilinçle hani misafirlerimizi gezdirelim, değil mi? Hani burası Sille işte deyip. Burası ne dedikleri zaman valla biz de bilmiyoruz demek çok ayıp. Bilmemiz lazım hocam gezdirirken de anlatmamız kesinlikle lazım. Kesinlikle bu şekilde devam edelim. Evet. Ak Cami'de söylemek istediğimiz bir şey daha var. Sille'deki 7 caminin 7'si de Rümeysa Hanım şeymiş. Düz topraktan mı? Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla, hı hı, ve belgelerden anladığımız kadarıyla. Daha sonra çatı yapılmış. Minaresi 1954 yılında yapılmış. Yine aralardan, ara sokaklardan Ak Cami'nin batıya doğru gidersek, ana caddeden gitmiyoruz Hükümet, hı hı, Caddesi'nden. Arada çok güzel sağlı sollu çeşmeler var. Bu çeşmeler ki Sille'de bir su kültürü olduğunu gösterir bize. Sille'nin nahiye olduğu dönemdeki adı da Su Dirhemi Nahiyesi'dir. Su Dirhemi Nahiyesi'dir adı. Bu çok güzel bir bilgi su oldu. Su ve dirhem. Yani, hı-hı, iki kelimeden oluşmuş bir nahiye adıydı. O işte 60 köyle birlikte Sille'ye Su Dirhemi Nahiyesi deniliyordu. Çeşmelerin de her biri işte 18. 19. 20. yüzyılda yapılan çeşmelerin Sille taşından yapılmıştır çoğu. Her biri bir ayrı güzellik ve sanat, hı hı, özelliği taşır, değeri taşır. Yine Mezar Yakası Camii gelecek hemen sonrasında. O caminin de son cemaat yeri falan, içerisi özellikle o ahşap tavanı, mihrap ve minberi görülmeye değer. Biraz daha ilerlersek Orta Mahalle Camii var. Hı hı. Orta Mahalle Camii de bir mescit büyüklüğünde, fazla büyük değil. O caminin hemen karşısında çok önemli bir çeşme var. Orta Mahalle Camii'nin karşısında bulunan çeşme Sille'deki şu anda tespit edebildiğimiz 24 çeşmeden, tarihi çeşmeden en eskisi. Hı hı. 1730'lu yıllarda yapılmış ama üzerindeki kitabe Karamanlıca. Yani demin bahsettiğimiz oradaki Hristiyan Türklerin kullandığı alfabe, hı hı, Yunan harfleriyle yazılıyor ama Türkçe. Hı hı. Harfleri koyduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz, hı hı, ne dediğini. Yunan alfabesinin harflerini eğer tanıyorsanız, evet, harfleri koyduğunuz zaman Türkçe olarak anlayabiliyorsunuz. Bu kitabeden bir de şeyde var. Aya Eleni Kilisesi'nde var. Aya Eleni Kilisesi'ndeki kitabe de Sultan Abdülmecit döneminde takılmış.
Ayayleni Kilisesi 4-5 kere tamir görmüş. Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde ve devletin izniyle oluyor. Yani sultan bizzat bir bütçe tahsis ediyor. Bu bütçeyle, yani bu neyi gösterir bize? Osmanlı'nın gayrimüslim tebaaya karşı hoşgörüsünü ve ilgisini gösterir. Aynen öyle. Yine devam edelim. Evet, kısaca nereleri görebiliriz? Hükümet Caddesi'ne inersek aradan, tabii nehir şu anda yok, baraj yapıldığı için. Hı hı. 1955 üzerinde yılında. Üzerinde köprü olan taş köprü diyoruz. Nehiri diyoruz hocam, değil mi? Evet. Yani o Sille Deresi'ydi. Sille Deresi 1955 yılında baraj yapılmadan önce kendi halinde akıyordu. Yaz aylarında kuruyor. İşte baharın daha da şiddetleniyor kışın. Evet, ekrana da arkadaşlar fotoğrafını verdiler şimdi. Evet, yani gördüğümüz taş köprü de Osmanlı dönemi köprülerinden, Sille taşından yapılmış. Bunu görüyoruz. Çay Camii var yine bu köprüye yakın. Hı hı. O da çok güzel minaresi. Oranın en çok sembolik mimarilerinden bir tanesi oldu hocam. Kesinlikle. Sanki. Yani Sille fotoğraflarının içinde illaki. Yani köprüyle Çay Camii'ni birlikte düşünürseniz. Hı hı. Fotoğrafik bir görüntüsü var ki Hükümet Caddesi can damarı Sille'nin. Yani bugün de, günümüzde de, daha önceden de ticaretin ve işte alışverişin, ulaşımın yani ana arteri diyebiliriz. Daha sonra bu dere ıslah edildi. Üzerine su ve fıskiyeler yapıldı. Günümüzde ışıklandırılıyor akşamları. Güzel, ayrı bir iklim veriyor Sille'ye. Yine devam edersek kiliseye ulaşırken, Ayayleni Kilisesi'ne ulaşırken sağ tarafta üç gözlü çeşme var, üç kemerli. Hı hı, o da Büyük Çeşme diye geçiyor. Herek Çeşmesi diğer adı. O da eski bir çeşme. Oradan kiliseye geçersek, kilisede tabii görülmesi gereken müzelerden birisi. Mutlak. Tüm bu müzeleri ücretsiz gezilebiliyor. Yine o yukarı mezarlığın üstündeki Zaman Müzesi, girişte sağda bizim başta söylememiz gereken Sille Müzesi ki bence Sille'deki turizmin ana ögelerinden biri. Can damarlarından. Yani Sille Müzesi'ni geriye dönerek söylersek kesinlikle, yani görmeyenlere ben tavsiye ediyorum. Aynen. Zaten en genç müzelerimizden biri Konya'daki. Hı hı. Selçuklu Belediyesi açtı yine orayı da. Etnografik ögeler, Sille'ye mahsus folklorik ögeler, işte müzikle ilgili, halıcılıkla ilgili, taş eserleriyle ilgili bütün eserler orada toplandı. Hı hı. Ve halkımızın beğenisine sunuldu ki orayı mutlaka görmeliler. Hı hı. Yine yolumuza biz Ayayleni'den devam edersek, evet hocam, günümüzde kaya kiliselerine, o bölgeye çıkış ne yazık ki şimdilik mümkün değil. Hı. Ama biraz önce bahsettiğimiz Hızır İlyas Kilisesi'ni biraz daha batı tarafta, yani ara mahallelerde Takkeci Suyu dediğimiz çeşmenin hemen batı tarafında yer alan Hızır İlyas Kilisesi'ni bu kaya kiliselere örnek olarak gezmek isteyen izleyicilerimiz ve diğer şehirlerden gelecek misafirlerimiz görebilirler. Yani bir kaya kilisede nasıldır, ne haldedir görme imkanları var ki. Ben baraj gölünü ve parkını ayrı bir bölüm olarak düşünüyorum. Yani ikisini aynı güne ya da hemen sığdırmak çok zor. Hı hı. Baraj gölüne gittiğiniz öncesinde zaman... Öncesinde merkezin hakkını yani, verin mi diyorsunuz? Kesinlikle. Tabii aralarda sivil mimarinin güzel örnekleri, çok güzel Sille evleri var. Onlardan da bahsetmemiz lazım. Sille İkinci evleri, bölümde geleceğim hocam aslında Sille evlerine. O zaman o bölüme kısımda bırakalım. Hı hı. Sille Barajı'nda da çok güzel bir düzenleme yapıldı Selçuklu Belediyesi tarafından. Yürüyüş yolları, çok güzel aydınlatmalar, patikalar. Hı hı. Yani hoşça vakit geçirilebilecek. Ve oturma çok mekanları, yani güzel hava alınabilecek, güzelce fotoğraflar çekilebilecek bir kesinlikle alan oldu. Yani Konya'mızın istisnai güzel yerlerinden biri baraj. Konyalıların suya hasretliğini giderecek bir yer. Kesinlikle. Değil mi? Hani Beyşehir'e kadar gitme ihtimaliniz yoksa, şansınız yoksa, Sille Baraj Parkı sizin bu suya hasretliğinizi hemen sindirecek bir atmosferi var. Hocam reklama gideceğiz. Aslında hiç bölmek istemiyorum ama reklam da bizim işte gitmemiz gereken bir ara olacak. Hem biz biraz dinlenelim,
Hem de ikinci bölümün planını yapalım biraz reklam arasında. İzleyicilerimize bir yere ayrılmasın, sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Daha birçok konu var. Biz daha hani böyle girdik, gezdik, biraz bilgisinden verdik. Bir o kadar, daha fazlası kadar önümde soru var, konu başlığı var. Hızlandıracağız ve yetiştireceğiz inşallah. Reklama gidiyoruz. Bir yere ayrılmayın, geleceğiz efendim. Efendim ikinci bölümle yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi gelen mesajlar olmuş programla alakalı. Her mesaj gönderen tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini temsilen de bir mesajı burada aktarmak istiyorum. Bizlerin de yüzlerini gülümsetti. Çok memnun oldum. İsmail Dekseli hocamız bir mesaj göndermiş. Demiş ki Rümeysa Hanım, programı ilgiyle zevkle takip ediyorum. Ahmet Kuş kardeşimi tebrik ediyorum. Gözümün önüne 1955 yılının Sille sokakları ve o güzel insanların yaşamı geliyor. Sille deresinin kıyısındaki tahta perdeli evlerin güzelliğini hayal ediyorum. At arabaları ile bağ bozumunda üzümlerinin taşınması ve sokaklardaki insanlara bolca dağıtıldığını hatırlıyorum. Hülasa 64-65 yıl geçmiş. Yıl geçmişe gittim. Sağ olun, var olun, saygılar demiş. Eğer bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Hem büyüklerimize bu anıları, bu eski günleri hatırlatmak bizi mutlu ediyor. Hem de bizim bugün üzerimizde bir görev varsa, iyi, faydalı, güzel olanı mutlaka ulaştırmak gibi bir görevimiz var. Ama bir de bugün edindiğimiz bilgileri bir sonraki nesle aktarmak gibi bir görevimiz var. Veya farkındalığı oluşturmak gerekiyor. Yani Şirince benim ilk verdiğim örneklerden bir tanesiydi biliyorsunuz. Ne olmuş? Bakın bizim bile aklımıza Şirince girmişse Sille neden girmesin akıllara? Sille neden fark edilmesin? Ki Sille gerçekten dediğim gibi daha yolun başındayız. Sille ile ilgili daha neler çıkacak karşımıza? Ben öyle inanıyorum. İsmail Dekseli hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi takip ediyormuş. Onun da çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür eder. Tüm izleyicilerimize de bu mahiyette teşekkür etmiş olalım. Şimdi geliyorum. Sille ismi nereden geliyor? Bunu merak ettim. Buradan bir başlayacağım. İkinci bölüm benim sorularım biraz daha fazla böyle hızlı hızlı gidecek. İnşallah yetiştireceğiz. Sille ismi nereden geliyor hocam? Sille'nin geçmişi Bizanslılardan önce de Sille bir köydü. Küçük bir yerleşim birimiydi. Hı hı. Hititler döneminde ve Frigler döneminde de Sille'de yaşayan insanlar vardı. Sille adı da birçok farklı görüş olmasına rağmen en muhteveri, en kabul edileni Frig dilinde Silenos adından geldiğidir ki Silenos coşkuyla akan su anlamına geliyor. Hı hı. Silenos bir onların inancına göre bir tanrı. Hı hı. Ve su tanrısı coşkuyla su. Akan suyla, hı hı, bağlantılı bir isim. Zaten Sudrihem'in nahiyesi demiştik ya, o da diğer bir adı köyleriyle, hı hı, birlikte. O da suyla ilgili. Demek ki hocam Sille halkı, geçmişteki halkı su kültürüne mi? Yani suyu mu çok seviyorlardı? Su kültürüne mi yakınlardı? Tabii, bir su şehri miydi acaba? Hani böyle? Yani Sille deresi günümüzdeki gibi değildi. Haliyle Selçuklu döneminde veya daha önceki Bizans döneminde nasıl bir coşkuyla aktığını bilemiyoruz. Haliyle su kaynakları zaman içerisinde azaldı, kurudu. Hı hı. Barajlar yapıldı. Belki o dönemde tahminlerimize göre bir su medeniyetiydi. Hı hı. Ki zaten nerede su varsa eski medeniyetler oraya kurulmuştur, hı hı, ki Sille'de de büyük ihtimalle verimli bir vadide, dağların korunaklı bir vadide kurulan Sille o dönemde muhtemelen suyuyla anılıyordu ki zaten üzüm bağlarıyla da meşhurdur. Kesinlikle. Yani üzümü unutmayalım. Hı hı. Gülcülüğü söylemiştik. Ben üzümü de biliyordum ama gülü hiç bilmiyordum hocam. Gül unutulmuş. Yani. Aslında gülcülükte Sille'de hani gül Isparta direkt kafamda üzüm bağları canlı kadar akılda kalan bir şey. Hı hı. Ve yapılan bir şey. Yani ticari anlamda gül yağı çıkarılmış. İşte gül reçeli yapılmış. Yani envai çeşit gül yetişiyor. Üzüm bağları var. Yani müreffeh bir beldeymiş o dönemde. Sille adı Frig dilinden geliyor. Silenos'tan. Mustafa abimiz de demiş ki her zamanki daimi izleyicilerimizden hayırlı günler, kolay gelsin. Ah ah Sille demiş. Yaz gelse de çay içmeye gitsek. Yaz gelmeden de gitmek lazım. Sadece çay içmeye gitmeyelim Mustafa abi. Çocukları, gençleri götürüp Sille'nin tarihini,
Oradaki evlerin özelliğini birazdan bahsedeceğiz. Oradaki binaları anlatmak lazım. Çay içmek de keyifli. Günün sonunda da çayı içelim ama önce Sille'yi bir fark edelim. Bunu da yapalım. Kendi mirasımız olarak yapalım. Korumak babında yapalım. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sille ismini sorduk. Hocam, siz bu kitap çalışmasını yaparken, araştırmalar yaparken mevcut bilgilerinizin dahilinde sizi şaşırtan bir bilgi, bir gelişme, bir fark ettiğiniz ekstrem bir şey oldu mu? Aa, böyle de bir şey var mıymış dediğiniz falan. İlgimi çeken şeylerden birisi buradan mübadeleyle giden gayrimüslimler 1923 yılında kopmuyorlar. Hı hı. Yani Sille'yi o kadar çok seviyorlar ki zaten Yunanistan'da gittikleri şehirlerde, kasabalarda veya ilçelerde dışlanıyorlar. Çok enteresandır. Siz işte Yunan değilsiniz gibi ötekileştiriliyorlar. Yani bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bir de bu insanlar zaman zaman Türkiye'ye geliyorlar, ziyarete geliyorlar. Hatta diyorlar ki işte babamın, dedemin evi şuradaydı veya nasıl bulabilirim gibi araştırmalara yapıyorlar. Ve hala orada Silleliler Derneği var. Yani Sille'den kişilerin kurduğu, insanların kurduğu dernek var. Buradaki yayınları, gelişmeleri takip ediyorlar. Yani buna ben çok ilginç gelmişti bana. Bir de ilginçtir, çok değişik, farklı evler var. Yani fotoğraflarını gördük. Hı hı. Sivil mimariden de bahsetmek lazım. Yani benim en çok ilgimi çeken konulardan biri Sille'deki yapılaşmaydı. Malum dağların kenarında kurulduğu için, yamaçlara kurulduğu için arazi de kısıtlı. Genelde Sille evlerinin bahçeleri yok, avluları yok. Bunun sebebi de arazi çok değerli. Sillelilerin genellikle hava alacağı, ekeceği, dikeceği yerler Takkeli'nin, Takkeli Dağı'nın kenarındaki bahçeleriydi, bağlarıydı. Hı hı. Bunun haricinde birbirlerine yakın, sırt sırta neredeyse evler o şekilde yapılmıştı. Kimi iki katlıydı, kimi tek katlıydı. Ama mutlaka gayrimüslimlerinkinde bir balkon bulunuyordu. Bizimkinde damlar da düz olduğu için balkon niyetine kullanılabiliyordu. Bizimkiler kutu gibi. Evet, değil mi? Biraz evet, daha evet. Öyle tabir edersek herhalde yanlış olmaz. Bir de tabii mahremiyet önemliydi o dönemde. Şimdi de önemli. Pencerelerde kafesler oluyordu. İsmail Bey'in bahsettiği gibi. Yani güneş alan, böyle az da olsa evin önünde çiçekleri, ağaçları olan ve sokaklarında çocukların koşturduğu. Yani benim hayal ettiğim şey aslında Sille. Yani ne kadar turizm beldesi olsa da, o yönde mesafe kat etse de insanlar burada yaşamalı. Yani hiçbir zaman burada evler boşalmamalı. Yani hepsi ticarethane hayatı olmamalı. Devam evet. Etmek. Yani sadece kesinlikle hayat devam etmeli. Görelim ama akşamına terk edelim dediğimiz bir yer değil. Sabahında çocuklar gözlerini orada açmalı. Sille'ye uyanmalı. Gece orada uyumalı. Yani bu hayatın devam etmesini istiyorsunuz. Fark edilmesiyle birlikte. Bunu hep bu tür konulara açılan platformlarda dile getiriyorum. Burada da bahsetmek istiyorum. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi ilk restorasyonlara başlarken, Odunpazarı biliyorsunuz, malumunuz, Eskişehir'in eski yerleşme bölgesi. Hı hı. Yani eski evlerin, güzel Osmanlı evlerinin yer aldığı bir bölge. O dönemde restorasyonlar yapılırken belediye başkanı diyor ki burada sizler yaşayacaksınız, halkla konuşuyor orada oturan insanlarla, ama alt katını ticarethane yapacaksınız. Hı hı. Veya dükkanlar da olacak ama siz de burada oturmaya devam edeceksiniz. Hı. Ki bana da çok mantıklı gelmişti. Yani Sille'de biz bunu nispeten başaramadık. Yani eğer Sille'deki bu turizm dönüşümünü böyle planlarsak, yani akşam olunca dükkanın kapısını kapatmak, daha verimli olur. Yerine dükkanı kapatsak bile yukarı kata çıkıp kesinlikle evimizde kalalım. Daha verimli olur. Daha canlı da iyi olur. Yaşayan şehir olur. Yaşayan bölge. Yani olur. Sadece ticari ve turizm hareketinin olduğu bir yer değil. Hı hı. Haliyle insanların yaşadığı bir mahalle olur. Hocam hızlı gideceğiz. Eskiden Konya'nın çarşısı, yani Konya'nın merkezi Sille miydi? Şimdi öyle bir görüş var ama ben ona katılmıyorum. Yani her ne kadar nüfus fazla olsa da
Yani 20 bine falan yaklaşmış bazı dönemlerde. Hı hı. İşte mübadeleden önce en hareketli olduğu dönem dediğimiz 19. yüzyılda, 20. yüzyılda 20 bine kadar nüfus gelmiş. Ama yani Konya kadar bir büyüklük veya Konya'nın ticaretiyle mukayese edilecek bir büyüklük geçecek. Değil. Hı hı. Yani burada bir kervansaray var, kervanlar buraya uğruyor. Ticaret yapılıyor, tüccarlar var, İstanbul'la ticaret yapıyorlar. Hı hı. Ama yani hiçbir zaman Konya'yla mukayese edilecek bir büyüklükte değil. Yani bunu belirtelim. Peki, Sille'de bir eviniz olsaydı hangi bölgesinde olmasını isterdiniz hocam? Akmahalle'de tabii ki. Akmahalle'de olmasını isterdim. Yani neden? Çünkü bizim Müslüman şehirleri, köyleri, mahalleleri cami etrafında şekillenir. Hı hı. Zaten en hareketli yer de Akmahalle'dir ki biz 2004 yılında Sille ile ilgili yapılan ilk görsel yayın, fotoğraf albümü yayınlamıştık. Üç arkadaşım, üç kişi olarak. Hı hı. Fevzi Şimşek ve İbrahim Duvarcı, bir de ben. Bunda fotoğraflar yer alıyordu. Restorasyon sürecinden önce çekilen. Bu bölge en hareketli bölgesiydi. İşte 2-3 tane kahve ve bakkal varsa hepsi oradaydı. Yani o bölgedeydi. Dolayısıyla benim evim olsaydı biraz daha yukarılarda. Yani aşağıyı Hükümet Caddesi'ni ve nehri, daha doğrusu havuzu izleyebileceğim, Sille'nin tamamını izleyebileceğim bir noktada olmasını isterdim. İsterdiniz. İnşallah olur. Ne diyelim biz de şimdi. Mimari de ön plana çıkan sivil mimari, yani evlerini konuşacağız. Sille evlerinin de ön plana çıkan şeyler var mı hocam? Aslında az önce balkon mutlaka dediniz. Avlusunun olmamasını, bahçesinin olmamasını söylediniz ama bunlardan başka yine söyleyeceğimiz şeyler var mı Sille'deki evlerle alakalı? Sille'deki yapıların neredeyse tamamına yakını Sille taşından yapılmış. Kerpiç de kullanılıyor ama nadiren. Hı hı. Yani taş, Sille taşı bol olduğu için ahşap ve taş kullanılıyor. Çoğunu düz damlıymış ilk yapıldığında. Gayrimüslim evleri iki katlı. Müslüman evlerinden de iki katlı olanlar var ama hı hı. yine onlarki de düz damlı. Üzeri çorakla örtülü. Kışın işte karlar kürülüyor. Ve içerisinde sofa yer alıyor. İşte çokça pencere var. Yani ışık alan, ışığı görebilecek şekilde yapılan cepheleri. Ve damları da kullanılan, içerisinde aşevi, bir evi dediğimiz bölümlerin olan, kışlık, yazlık odaların olduğu bir yapı. Hı hı. Ve Konya evlerinden farklı değil. Konya evleri genellikle kerpiçten yapılıyor. Ama plan olarak benziyor yani. Öyle hı hı. büyük bir farklılık yok. Hı hı. Benzerlik var yani. Hocam, suyla hemhal olmuş bir şehir benim şu an söyleyebileceğim doğru cümle zannedersem bu olur. Biraz daha renklendirmek istiyorum kendimce. Hani diyorum ki biraz bir renk katsak gerçekten böyle boyayla Sille'ye biraz renk katsak. Bazı evleri, bazı yapıları beyaz, mavi böyle boyasak diyorum ama buna karşı olan çok kişi de olur. Ben bunu böyle bir sohbet ortamında, muhabbet ortamında dillendirdiğim zaman hayır dediler. Sille'nin kendisinin bir rengi var. Sille taşının bir boz rengi zaten var ya, kahverengi pervazlarıyla, kapı renkleriyle zaten o ikisi bütünleşiyor. Bu fikre mi katılırsınız? Benim fikrime mi katılırsınız? Merak ettim. Şimdi Rümeysa Hanım, benim buna katılmam ya da katılmamam işi değiştirmeyecek. Yani ben o görüşümü de söyleyeceğim. Peki. Burası tarihi sit alanı birinci derecede. Yani Anıtlar Kurulu karar vermiş, planlamalar yapılmış, pencereyi nasıl yapacağınız, dış cepheyi nasıl yapacağınız önceden belirlenmiş zaten. Belediye ile birlikte Anıtlar Kurulu belirli bir yol haritaları var. Hı hı. Birinci derecede sit alanı olduğu için dış cepheleri Sille taşıyla kaplanıyor. Dolayısıyla derz yapılıyor ve aynı renkte bir de beyaz kullanılıyor. Ha, benim fikrimi soracak olursanız, hı hı. yani aşırı renkli olmamak kaydıyla... Cümüş gibi değil ama oraya özgü yani, bir renk koysaydık. Farklı renkler şimdi. Kullanılabilir. Hı hı. Mesela Odunpazarı dedim ya, oradaki evlerin renkleri farklı ve daha da ilgi çekici. Mesela Konya, tarihi Konya Çarşısı'ndan örnek verecek olursak, hı hı. beyaz değil de arada farklı renkler olmuş olsaydı, hı hı.
işte sarının tonları, kahverenginin tonları çarşı daha farklı bir görünüme sahip olurdu ki Silley'i de ben de size nispeten katılıyorum bu konuda. Nispeten. Yani çok da haksız değilmişim hocam. Değil evet. Mi? Peki. Ama uygulamak mümkün değil. Evet. Artık onu anlamış oldum. Hocam şimdi Konya'da anneannelerimiz, babaannelerimiz Konya merkezde örtü dedikleri bir şey var. Yani kalın kare bir örtüyü ikiye katlıyorlar. Böyle alıyorlar başlarına. Kahverengi ve gri renkte oluyor genellikle. Sillerilerin hanımlarının daha çok bunun siyah veya siyah beyaz pötekareli olduğunu işte ben hani bana hep böyle söylenir. Silleriler siyah örter diye. Böyle bir şey var mı? Farklılıkları var mı? Tabii. Anadolu'da böyle gelenekler vardı. Yani ninelerimiz o dönemde dışarı çıkarken kesinlikle farklı bir örtüleri vardı. Ve bu yöreden yöreye değişiyordu. Mesela Beypazarı'ndaki hanımların dışarıya giderken aldığı örtüyle Sille'deki ya da deredeki ya da Konya merkezdeki örtü bir değildi. Her yerde mesela Konya merkezdeki daha farklıydı. Sille'deki de farklıydı. Yani bir dışarıdan gördüğünüz zaman bir kadının nereli olduğunu aşağı yukarı ama bu bir zenginlikti yani. Kesinlikle bir renkti. Öyle. Haliyle tabii toplumda bir değişme oldu. İşte kitle iletişim araçlarının. Herkes modaya uydu. Herkes aynı yani, şeyleri mi giyiyor? Haliyle tabii değişti. Her şey yani, değişti. Sillili kıyafetler hanımlar, de değişti. Sillili yani. Büyük ninelerimizin örttükleri de farklılık gösteriyor. Kesinlikle. Siyah veya siyah beyaz pötekareleri de bizde. Benim çocukluğum Sille'de olmadı ama Sillili olup Konya merkezde yaşayan, bu daha çok işte eski numune hastanesi bölgesi. O bölge Çifte Merdiven Mahallesi. Çifte Merdiven Mahallesi'nin bölgesinde çok yaşadıkları için benim çocukluğumda bu mahallelerde geçti. Ve çok içli dışlı olmuşuzdur biz Sillililerle. Ve oradan da hatırımda kalan neler vardı. Hemen onlar bu şekilde hafta sonu Silli'ye giderlerdi. Gelirlerdi. Ne getirirlerdi? Balık turşusu getirirlerdi. Evet. Böyle bir de onlar da indirirlerdi. Annelerimiz, komşular konuşuyorlar. Balık turşusu getirdik derlerdi. Nedir bu balık turşusu Sillelilerin? Şimdi Sille'nin evleri gibi mutfak kültürü de her ne kadar Konya bölgesinin mutfak kültürüyle aynı gibi görünse de bazı farklı yemekleri vardı. Bu yemeklerden bir tanesi de gavinnaydı. Gavinna benim tahminime göre kitapta da belirttiğimiz gibi Rumcadan gelen yani oradaki gayrimüslimlerin kullandığı bir kelime olarak tahmin ediyorum ben. Balığın salamurasını yani turşusunu kuruyorlar. Çok tuzlu bir şekilde. Yani pişirmeden o tuzla pişiyor o. Belirli bir süre 3 ay kadar falan bekliyor. Tabi haliyle burada bir Sille Deresi var. Sille Barajı var. Daha öncesinde Sille. O suyun içinde illaki balık balıklar olacak, var. Yani orada yaşayan balık çeşitlerinden göğce, işte yağ balığı gibi orada gölde, nehirden tutulan balıkların haliyle bir balık yeme kültürü var. Bu da sizin bahsettiğiniz gavinna yemeğidir ki Sille'ye mahsus bir salamura, balık salamurası. Hocam geleceğim konular var ama şahsi olarak merak ettiğim bir konu başlığı daha şu ki bu mağaralarda keşişler hiç yaşamış olabilir mi? Hani oralar yoksa sadece dinlenmek işte veya bir şeyleri koymak için miydi? Hani var mıdır acaba o mağaralardaki o gizemin içinde keşişlerin falan da yaşadığı ihtimali? Şimdi Akmanastır'dan bahsetmiştik ki son derece erken Hristiyanlık döneminin en önemli yapılarından biri Konya'da. Yani İç Anadolu bölgesinde de en önemli yapılarından biri. Sizin dediğiniz gibi adı üstünde manastır. Burada rahip yetiştiriyorlar. Ve içerisinde kilise var, mezarlık var. Hatta bir mescit var. Bu mescit nereden geliyor derseniz şimdiki yapısını bilmiyoruz. Yani mescidin mihrabı günümüze ulaşmıyor. Hani sabit bir yapı değil. Belki o kaya oyuk bölümlerin birini mescide çevirdiler. Bu da niye? Hazreti Mevlana'yla çok ilişkileri var. Mevlevi dergah kandillerinin zeytinyağını karşılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Akmanastır'ın kandillerinde yakılacak zeytinyağı Mevlevi dergahından Mevlevilerce gönderiliyor. Buyurun hoşgörü bu işte. Yani batıya örnek olması açısından. Bu manastırda dediğiniz gibi keşişler yaşıyor. İşte öğrenci yetiştiriliyor. Hristiyanlık öğretisi öğretiliyor. Büyük bir alan. Kaya içerisinde aynı Ürgüp ve Göreme'de olduğu gibi zaten kolayca
kazılabilecek bir kaya türü. Adını da zaten ak, yani beyaz olduğu için kayalar oradan alıyor. Çok büyük bir mekan. Bu kaya oyma mekanların bir bölümü kilise ya da dini yapılar, bir bölümü de mesken olarak kullanılıyor. Yani evler olduğu gibi tabii daha güvenli buluyor o dönemin insanlar orayı. Belki tehlikelerden saklanmak için oralara sığınıyorlar ya da ev olarak kullanıyorlar. Bunu şimdi hocam özür diliyorum, kestim sözünüzü ama Ürgüp işte Peribacaları bölgesine gidenler, hocamızın anlatmaya çalıştığını, o bölgeyi görenler daha net anlayacak. İşte kimisi mesken olması için, mesken mahiyetinde kullanıyor dediğiniz zaman şeyler direkt canlanır gözünüzde. Peribacalarında, Ürgüp, Göreme bölgesinde, Nevşehir'de gezdiğiniz zaman çeşitli işte noktalara çıkarsınız, kalelere çıkarsınız. Çıkıp indiğiniz süre içinde de etrafınıza baktığınız zaman yan tepelerin, mağara kısımlarında böyle kilimi atmışlar, orada balkon gibi oturanları görürsünüz. Bu bölgeleri eğer gördüyseniz dediklerimiz daha net bir şekilde canlanacaktır diye düşünüyorum. İsmail hocam bize biraz bilgi vermiş. Demiş ki Sille ve Dere'de hanımların örtüleri baştan sizlere dizlere kadar uzayan kareli örtüleri olur demiş. İsmi de Yervaş veya Yervaş, ikisinden yazmış ama Yervaş'mış herhalde örtünün ismi. Evet. Hocam var mıydı böyle bilgi? Yani kullanılıyor ama Yervaş örtüsü, Yervaş'ı takayım falan diyorlardı demek ki. İsmail hocamız da bizi oradan böyle şu an şeyde gibi hissettim. Yani sınavda gibi hissettim. Doğru konuşuyor. Oradan doğruluyor bizi. Heyecanlı da oluyor böyle. Peki. Keşişleri sordum. Hocam. Ömer Hanım. Şey, hocam. Bir başka soruya geçmeden. Buyurun hocam. Hazreti Mevlana ile ilgili bir menkıbeyi de anlatalım da. Tabii ki. Renk katsın isterseniz. Tamam. Akmanastır dedik. Akmanastır haliyle önemli bir yer. Şimdi Hazreti Mevlana bir gün gidiyor. Tabii sık sık gidiyor yani. Oradaki papazlarla ve dini insanlarla görüşüyor. Papazın birisi diyor ki ya Celaleddin diyor. Biz diyor sizin gibi biz de girecek miyiz cennete diyor. Hazreti Mevlana düşünüyor. Ondan sonra kapıya yöneliyor ve yürüyerek takip etmesini istiyor ki arkasından bu papazlar ve oradaki öğrenciler takip ediyorlar. Belli bir yere gelince bir fırının önüne geliyorlar. Hazreti Mevlana şeyi çıkarıyor, feracesini, üzerindeki hırkasını. Diyor ki papaza sen de çıkar diyor. O da çıkarıyor. Feracenin içine onunkini koyuyor, papazınkini. Dürüyor, katlıyor ve dışına kendisininki gelecek şekilde fırının içerisine atmak üzere fırıncıya veriyor. Fırına atıyorlar. Hazreti Mevlana oturuyor. Oradaki heyette oturuyor papazlar. Bir süre bekliyor başını öne eğerek. Yarım saat kadar sonra feraceyi çıkarıyorlar, içinden çıkar diyor fırıncıya. Hazreti Mevlana alıyor, silkeliyor ve her feracesini giyiyor. İçerisindeki ferace tabi yanmış, yok olmuş. Diyor ki biz böyle gireceğiz. Hazreti Mevlana'nın feracesi temizlenerek çıkıyor. Siz de böyle gireceksiniz diyor. Değil mi? Anlayana. Bu bir kıssa. Anlayana işte. Gerçekten de ilginçmiş hocam. Yani Sille'yi konuşuyoruz. Menakıbül Arif'inde geçiyor. Mevlana, Hazreti Mevlana'nın Sille ile bağlantısını kurabileceğimizi veya bu kadar net menkıbelerin bize ulaşacağını hiç aslında düşündüğüm şey değilmiş. Süreye bir baktım ki nasıl aşmışız. Reji iyi. Bize bir şey dememiş ama ben de artık uzatmamam lazım. El sanatları var dedik. Hemen hızlıca bir söyleyelim hocam. Sille'nin el sanatlarında neler var? Tabii Sille'den bahsedip el sanatlarını ihmal etmek olmaz. Başta halıcılık, çömlekçilik ve taş işçiliği, artı son dönemde mum üretimi, bundan da bahsetmemiz gerekir ki buradaki temel sektör halı. Gayrimüslimler de uğraşmış bununla. Halı fabrikaları var. Gitmeden önce Müslüman halkta, yani burada bir kadın annesinden, ninesinden öğrenerek halı dokuyor. Ve bu halıların iplerini orada üretilen bitkilerden boyuyorlar. Mesela cehri. Ondan renk üretiyorlar, civadan renk üretiyorlar. Ki sızma yakındır zaten. Yani el sanatları da burada çok gelişmiş. Peki.
Seymen ve Barana. Tabii. Sille'de ön plana çıkan ögelerden ikisi de Seymenlik ve Barana kültürü ki Barana sıra gecesi gibi bir şey. Hı hı. Akran olan kişiler, Silleliler enstrümanla kullanabiliyorlarsa değil tabii, mi? Tabii sazlı ve sözlü yani sohbet ettikleri illa yani saz olacak, müzik olacak diye bir şey yok. Bir toplantı. Hı hı. Ama Barana'da evlerde oturuyorlar sırayla. Sadece şey olmuyor. Bugünün hep gün akranlar yani. Gibi sanki, ha, yani o tür bir şey. İşte istişare ediyorlar, yardımlaşma, bir takım sözlü kültürün yaşatıldığı mekanlar. Hı hı. Çay kahve içiliyor, işte evin ikramı yapılıyor. Ama ikramlar da yani bugünkü anladığınız anlamda geliş şeyler değil yani. Hı hı hı. Bir çaydır, kahvedir, sadece genellikle sohbet. Kahvedir. Önemli olan sohbet. Gösteriş değil. Seymenlik de yine öyle. Biz bu Seymenlik ve Barana'nın ahilikle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Görüşlerimizden bir tanesi bu. Yani ahilik kültürünün bir devamı olduğunu düşünüyoruz. Bir yerde iş yerlerinin fazla olması, zanaatların, sanatların gelişmiş olması, hı hı, ahiliğin de o bölgede geliştiğinin bir göstergesidir. Yani gündüz esnaf olup iş arkadaşı olanların akşam bir araya gelip sohbet ettikleri. Barana'da sohbet ediyorlar. Hı hı. Seymenlik'te düğünlere eşlik ediyorlar. Daha önce atla, şimdi de motorlarla. Ve folkları kıyafetler, yani Silli'ye has kıyafetler giyiyorlar gençler. Buna da Seymenlik diyoruz. Bu kültürde nispeten yaşayarak devam ediyor. Peki. Hocam, programa biz hiç başlamadan önce bir ön sohbet yapıyoruz biliyorsunuz. Yaptık sizinle de. Burada dediniz ki, ben onu buraya not aldım. Dediniz ki, yapılan hiçbir şey boşa yapılmaz dediniz. İlla ki bu kitap da boşa yapılmadı. Yani mutlaka bugün kıymetini bilenler, fark edenler okuyacak, değerlendirecek ama bu süreç geçtikten sonra da puf olup uçmayacak. Bu mahiyette güzel şeyler söylemiştiniz. Kısacık ne demek istediğinizi söyle, bir kez daha tekrar eder misiniz? Yani açıkçası ben bu Tarihin Tanığı Sille kitabımızı hazırlarken ciddi tereddütler yaşadım. Yani acaba başarabilecek miyim, bir şeyler yapabilecek miyim? İnanın iğneyle kuyu kazdım. Yani ben sonuçta bir fotoğrafçıyım. Yerel kültürle ilgileniyorum, tarihle ilgileniyorum. Ama dedim ki yani yapacaksak bir şey her şeyimizi ortaya koyup bir değer üretmeliyiz. Bir şey koymalıyız ortaya. Ve bu aşamada en küçücük risaleden bile faydalandım. Hocam sohbetler gelen yaptım. Sorular var. Bu kitaba nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Şefike Hanım demiş, sormuş bize. Ve aynı zamanda demiş ki iyi yayınlar, ben Silli'ye gelin gittim. Adetleri vardı Sillelilerin. Erkeklerin yolu ayrı, bayanların yolu ayrıydı. Bayanlar bakkala bile gidemezdi. Daha çok şeyler demiş. Rümeysa Hanım, aslında bu bahis bitmez. Yani Sille o kadar büyük bir derya ki. Kesinlikle öyle. Üzerine defalarca program yapmak lazım. Aynen öyle. Yani ben de izleyicimize katılıyorum. Belki bazı bölümleri aktaramadık ama yani bizi mazur görsünler. Haliyle vakit televizyonculukta önemli. Kitaba nereden ulaşırız dedikleri konuyu da cevaplayalım. Hı hı. Selçuklu Belediyesi'ne müracaat ederek almaya çalışacağız. Selçuklu Belediyesi'ne müracaat ettiğiniz takdirde bu kitaptan elde edebiliyorsunuz. Kitabı da şöyle bir kez daha göstereyim. Tarihin Tanığı Sille. Çok güzel bir kitap. Emeğine, yüreğine sağlık Ahmet hocamızın. Günün son sorusu da şu olsun. Bugünün yaşayan biz Konyalıları için Sille'ye ne yapmak görevi düşüyor bize? Sille için ne yapalım hocam? Sille'yi tanıtalım, sahip çıkalım. Vakitlerimizi orada geçirmeye çalışalım. Hı hı. Gelen misafirlerimizi mutlaka götürelim. Programda bahsettiğimiz camilerimizi, Sille Müzesi'ni, kiliseleri, çeşmeleri ve Sille Baraj Gölü'nü mutlaka götürelim. En azından orada bir çay ikram edelim. Her ne kadar Sille'nin kendine mahsus yemekleri şu anda lokantalarda bulunmasa da Konya yemekleri ikram edelim. Hı hı. Tanıtımını yapalım. Peki. Hocam ayağınıza sağlık. Kırmadınız, geldiniz. Hem emeğiniz için, bu kitap için verdiğiniz emekten dolayı hem de bizim programımızla bu güzel yüzünüzle bize verdiğiniz tane tane bilgiler için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık ne kitabı gelir bilmiyorum. Meram'da Yer Adları'ydı değil mi? Evet, daha önce konuşmuştuk. Meram'da Yer Adları'nı konuşmuştuk. Meram'dı yani. Sille'yi konuştuk. Ahmet hocam bu şekilde araştırıp yazmaya devam ettiği müddetçe inşallah da yazar.
biz daha çok Konya'nın farklı bölgelerini konuşuruz diye öngörüyorum. İnşallah da öyle olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, haftaya kapatıyoruz. Sille'yi konuştuk. Kitabı da bir kez daha gösterelim. Tarihin Tanığı Sille kitabını Selçuklu Belediyesi'ne ulaştığınız takdirde elde edebilirsiniz. Haftayı Sille ile kapatıyoruz. Pazartesi günü halk röportajımızla karşınızda olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.